Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Bugün 11. İzmir Turizm ve Fuar Kongresi'ndeyiz. Bakalım bu fuarda neler oluyor? Hep birlikte görelim. Belediyesi'nden katılıyorum turizm fuarına. 2017 Travel Turkey Fuarı tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kulamız 1866 yılında Kula Belediyesi kurulmuştur. Coğrafi özellikleri oldukça güzeldir. Konum itibariyle güzeldir. Yani gerek jeopark alanıyla, gerek evleriyle, yanardağlarıyla oldukça güzel, şirin bir ilçemizdir. Yani yolu düşen tüm misafirlerimize davet ediyoruz Kula'yı gezip görmelerini istiyoruz. Evet, sodalarımızda da ünlüdür aynı zamanda Şirin ilçemiz. Yanardağıyla, Kula evleriyle ve güveç yemekleriyle, su böreği, susam böreği, bunlarla da yemek olarak oldukça şirin bir ilçemizdir. Yani yemeklerle tadılır. Fuarlar oldukça bizim için önemlidir. Yani tüm belediye olarak fuarlara katılma gereksinimde bulunuyoruz. Çünkü Kula'mızı, bir amacımız var. Kula'mızı tanıtmak. Kula'mızı insanlara daha iyi bir şekilde tanıtmak için belediye olarak tüm gücümüzle, tüm hızımızla çalışıyoruz. Jeopark'ı yönetmek için kurulmuş olan 3 belediyenin birlikte oluşturduğu bir birliktir. Kula Belediyesi, Sahilli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi. Ben birliğin personeliyim. Jeopark'ın Türkiye için oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO ve Avrupa sertifikalı Jeopark'ı Kula'dadır. Buranın en önemli özelliği volkanik kayaçlarının özelliği, lavlarının özelliği. Burada biz eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanlara volkanları anlatıyoruz, yer bilimlerini anlatıyoruz. Zaten jeoparkların, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm jeoparkların da temel amacı, ilk önceliği eğitim faaliyetleri yürütmek. UNESCO da zaten bize bu konuda en çok kriter sunuyor. Yani bunları yaparsanız ancak bizim çatımız altında olabilirsiniz diye. Biz de elimizden geldiği kadar her yaştan öğrenci gruplarına yer bilimlerini sevdirmeye çalışıyoruz. Volkanları anlatmaya çalışıyoruz. En azından yöre halkına bunu anlatmaya çalışıyoruz ki onlar da bu işi sürdürülebilir hale getirecek olan kişiler. Çünkü onlar bu işi ne kadar sahiplenirse, ne kadar korurlarsa, çocuklara ne kadar iyi aktarırlarsa gelecek nesillere onlar taşıyacak sonuçta. Jeopark Belediyeler Birliği de kurulduktan sonra jeoparkı maddi anlamda daha da güçlü oldu, daha güçlendi. Çeşitli tesisler, yürüyüş yolları, ziyaretçi merkezleri yapıldı. Herkesi bekliyoruz jeoparkı. Öncelikle fuar çok faydalı oldu. Çeşme standını gördüğünüz gibi gerçekten çok karakteristik ve kimliği olan bir stand. Ödül alacak bir stand. Bizim buradaki amacımız gerçekten Çeşme'yi yansıtmak oldu. Şu bakımdan bakarsanız Alaçatı'yı görüyorsunuz, burada Çeşme'yi görüyorsunuz, Germiyan'ı görüyorsunuz, Çeşme'nin boyalı Ilıca'yı görüyorsunuz. Bütün önde gelen bölgelerini görebiliyorsunuz. Çeşme gerçekten turizmde biliyorsunuz İzmir'in lokomotifi konumunda. Fuarda da bu şekilde bunu kendini belli etti. Çok ciddi katılımcılar var. Hem otellerimizdeki kişilerle konuşmak isteyen, hem Çeşme'yi merak eden, ilgi çok fazla. Tabii ki ilk iki gün profesyoneller için olduğu zamanlar daha da kalabalıktı. Çok güzel bir açılış kokteylimiz oldu. Çeşme Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, bütün otelcilerimiz geldiler. Bizim Otelciler Birliği çok etkin Çeşme'de. 150'yi aşkın üyemiz var. Bunların içinde 5 yıldızlı oteller, butik oteller, diğer yıldızlı oteller, tatil köyleri ve gerçekten Çeşme'nin turizmi için çalışan bir dinamik kadromuz var. Hem tecrübeleriyle olsun hem genç ekibiyle olsun. O yüzden Çeşme'nin her geçen sene turizm kapasitesini arttıracağını düşünüyorum. Ve arttırmaya da devam ediyor. Çünkü kaliteli hizmet sunuyoruz. Kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. O yüzden Çeşme çok pahalı deseler de aslında bu kaliteye göre fazla da pahalı değil. Dentur İstanbul merkezli. Günde 80 bin yaklaşık yolcu hareketi olan
aynı zamanda Çanakkale'de boğaz turları yapan, keza İstanbul'da da yaptığı birçok turu Çanakkale'ye ve güneye indirip yolcularımızın beğenine sunan ülkemizin güzide firmalarından bir tanesi. Şimdi uzun zaman gelen tecrübelerimizi, bilgilerimizi, gemi dizayn konusundaki öğrendiklerimizi İstanbul dışına çıkartarak artık güneye doğru indiriyoruz ve burada yolcularımızın beğenilerini sunuyoruz. Dentur Avrasya olarak güneye açılma ve müşterilerin beğenilerini kazanacak konforlu, emniyetli, uluslararası kurallara uygun gemilerimizde hizmet yapma kararı aldık. Buna istinaden bu sene Bodrum ve Kos arasında klaslı gemilerimizde taşımacılığa başladık. Bununla birlikte gelecek sene için yaklaşık 5 tane lokasyonda şu an görünen Bodrum bölgesinden hareket etmek üzere Kalimnos, Leros ve Kos, ayrıca Çanakkale merkezli Küçükkuyu'dan Petra, o da Lesbos, biz Midilli diye hitap ederiz o adaya. Onun Petra limanına Küçükkuyu'dan seferlerimiz başlayacak. O da yine oradaki bölge için, oradaki insanlara hem bir sosyallik sağlayacak hem de karşı taraftan gelen müşterileri bizim tarafımıza taşıma imkanı bulacağız ve bölgeye de bir hareket getireceğimizi umuyoruz. Bununla birlikte Sığacık ve Karlovasya arasında yine seferlerimiz olacak. Burada da bunun lansmanını yapıyoruz. Sağ olsun gerçekten yoğun bir katılım var. Sektör paydaşları gelerek ziyaretlerde bulunuyorlar ve çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Hoş geldiğimizi söylüyorlar. Bizi de hoş bulduk diyoruz. Gerçekten çok güzel bir sinerji yakaladık burada. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hatta yakın zamanda kısmetse Emit Fuarı'nda da yine orada da lansmanımız olacak. Biz her türlü platformda kendimizi, yaptığımız hizmetleri insanlarımıza sunmaya gayret ediyoruz. Turizmde Ege bölgesinde yeni destinasyonlardan bir tanesi aşağı yukarı geçmişi 20 yıla dayanıyor. Yani 1988'den itibaren bugüne kadar 3000 nüfusla işe başladı. Yatak olarak da aşağı yukarı 500 yatakla başladı. Bugün itibariyle dediğimde 150 üzerinde 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı ve butik otellerimiz mevcut. Trend olarak dedim, genellikle yurt dışından İngiliz piyasasında İngilizler de çok büyük ağırlıkla müşteri alıyor. Diğer bir son 2 yıldan beri almış olduğu destinasyon özellikle Avrupa'dan Almanya, Hollanda, Belçika ve diğer ülkelerden iyi bir katılım sağlama oldu. Şey olarak da biz Bodrum ve Kuşadası'nda arasında olarak bu aradaki Ege'deki 3 tane önemli destinasyondan birisi olarak 2017'yi iyi bir sezonda kapattık. Bu ara ben hem kişisel olarak hem yıllarca bu derneğin, turizm derneğinin içerisindeyim. Aşağı yukarı 20-25 yıldan beri biz yerel İzmir ve İstanbul, bu 2-3. sene katılışımız İstanbul ve yurt dışındaki Berlin, Londra'da dair olması 25 yıldan beri dediğimi yurt dışındaki uluslararası fuarlarda temsil ediyoruz. Evet, harika. Oteli de tanıyalım mı biraz? Otelim, benim kendi otelim küçük. Dedemin bir mark oteli oldu. Eski Rum evlerinden. 3-4 tane evden müteşekkil. Sadece 14 odası var. Binalar 180 yıllık eski binalar, restorasyon yapıldı. Hemen Apollo Tapınağı'nda, tapınağın yanı başında çok özel bir otel. Taş otel, tamamen orijinal. Müşterilerimizin %90'ı özellikle Amerika'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'deki özellikle Ankara'daki büyük ölçüdeki konsolosluklar ve elit bir tabaka geliyor. Zaten intensif, yani özel programları yapıyoruz. Aşağı yukarı 30 yıldan beri de sektörün içerisindeyiz. Biraz Bodrum'u tanıyabilir miyiz? Turizm açısından değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii turizm açısından değerlendirecek olursak sırf Bodrum'da deniz, kum, güneş, tatil, turizmi yok.
çeşitli etkinliklerimiz var. Kültürel olsun, sanatsal faaliyetlerimiz, sportif faaliyetlerimiz. Mümkün olduğu kadar da bu faaliyetleri 12 aya yayıp 12 ay turizmde bir hedef koyduyduk. Bunun için mücadele veriyoruz. Bodrum Ticaret Odası üyelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye'deki olan hem İzmir Travel Turkey'i, İstanbul Emit Fuarı'nı ve Bodrum'un tüm yüklenici ve organizasyonunu yapıyor. Üye menfaatleri doğrultusunda hizmetlerimizi sunuyoruz. Delphi Hotel 28 yıllık bir tesisimiz. 28 yıl içerisinde bugüne kadar birçok aktivitede, birçok organizasyonda otelimiz aktif olarak 12 ay hizmet vermekte. Yeni Gün ailesini de yakından tanıyorum. O yüzden tüm Yeni Gün ailesine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Malum geçen senelerde yaşadığımız turizmdeki düşüşün artık bu yıllarda bu fuarlarla gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki zor bir süreç turizmciler için ama tüm turizmciler inanmış bir şekilde daha sonraki, bundan sonraki yılların daha iyi olacağına inanıyor. Bu fuarlarda da bu için buradayız. İnsanlara Bodrum'umuzu, turistik bölgelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bunları tanıtırken de tabii ki kendi tesislerimizi, otelimizden bahsediyoruz ama öncelikle turizm olarak bu yıl, geçen yıldan daha iyi olacağı inancındayız. Yurt dışında da Türkiye'deki bazı olumsuzluklar artık son bulduğundan dolayı da artık yavaş yavaş onların da gelmelerini bekliyoruz yurt dışından. İnşallah tüm turizmcilere iyi bir sezon olur. Ülkemize döviz girdi sağlarız. Böyle de ülkeye katkıda bulunuz, ekonomimize de katkıda bulunuz. Bolca'da Turizm İşletmecileri Derneği olarak buradayız. Çanakkale Valiliği bünyesi altında katıldık fuara. Geçen yıllarda da katılmıştık. Bu yıl da gayet güzel geçti. Bolca'da'yı burada İzmir'de tanıtmak üzere geldik. Gayet de memnunuz şu ana kadar. Evet, biraz da derneği tanıyalım mı? Bolca'da da oluşan turizmcilerden kurulu otelciler, restoran sahipleri, Ada Turizmi'ne hizmet veren tüm esnafın bir arada olduğu. Bolca'da küçük, onun için derneğimizde küçük 105 tane üyemiz var şu anda. Çalışmalarımız da böyle Türkiye içerisinde Bolca'da'yı tanıtmak. Derneğin turizme, bölge turizmine ne tür katkıları oluyor peki? Yani şöyle, biz belli bir seviye kriterlerimiz var. Kendi içerimizde daha yukarı çekmek, böyle tanıtımlara katılmak, Bozcaada hakkında kendi internet sitemizi oluşup daha fazla gelen kişilere ulaşmak adına Bozcaada'ya daha fazla nasıl turist çekeriz ona bakıyoruz. Kendi destinasyonumuzu tanıtmak adına. Tamam, çok teşekkür ederiz.